Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Rum Suresi son sayfadan 54-60. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Ve böylece bir sureyi daha bitirmiş olacağız nasip olursa. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Allahüllezî, o Allah ki, halagakum min daf, zafiyet içinde sizi yarattı. Thumma ceale min ba'di da'fin kuvve, sonra o zaaftan sonra size bir kuvvet verdi. Thumma ceale min ba'di kuvvetin da'fen ve şeybe, sonra o kuvvetten sonra yine bir zaaf ve bir ihtiyarlık verdi. Yahrugu ma yeşe, o ne dilerse yaratır. Ve huvel alimul kadir, ve o her şeyi bilendir, gücü her şeye yetendir. Burada adeta insan ömrünün genel bir görünümü bize anlatılıyor. İnsanın ilk başlangıç hali tamamen bir zafiyet hali. Dünyaya gelen bir bebek, sevimli mi sevimli, ama hiçbir şeye gücü yetmiyor. Kendi başına ayakta duramıyor. Kendi başına rızkını temin edebilecek bir durumda değil. Hatta bu noktada insanlarla diğer canlılar kıyas edilse, diğer canlıların insan kadar zafiyeti yok. Yeni dünyaya gelen bir hayvan yavrusu çok kısa bir zamanda hayata adapte olabiliyor ve kendi başına hayatını devam ettirebiliyor. Ama bir insan yavrusu öyle değil. İşte 1-2 yılda ancak ayağa kalkabiliyor. Faydayı zararı gittikçe, zaman ilerledikçe öğreniyor. Hayat boyu da hayatın kanunlarına karşı cahil, daima yeni yeni şeyler öğrenmeye muhtaç. İşte bu ilk başlangıç zaaftan sonra Allah bir kuvvet veriyor. Artık delikanlıdır. Daha böyle güçlü, kuvvetlidir. Zekası daha böyle işlektir, kıvraktır. Bu manada insanın kuvvetli bir dönemi var. Ama o kuvvet de zati olmadığından daimi kalmıyor ve belli bir zaman sonra tekrar yerini zafiyete ve yaşlılığa bırakıyor. Ve o yaşlılık döneminde insan kendi adını bile bilmez hale gelebiliyor. Kendi başına ayağa kalkamaz hale gelebiliyor. Ve çocukluk döneminde nasıl bir zafiyet yaşamışsa benzeri bir zafiyeti yaşlılık döneminde insan yaşıyor. Bunlar tabii ki Cenab-ı Hakk'ın insanlık aleminde tasarrufları, kader programından bu böyle çıkmış. Yani Allah dileseydi bu insanı baştan sona hiçbir şeye muhtaç olmaz ve ağrısı acısı olmaz bir varlık olarak yaratabilirdi. Ama insan bu zafiyetiyle Cenab-ı Hakk'a iltica etmeyi öğreniyor. Yani bakıyor ki kendisi gayet zayıf, kendisi gayet muhtaç vaziyette. Böyle olunca fefirru ilallah, Allah'a firar edin. Bu manada Allah'a yöneliyor ve halini Cenab-ı Hakk'a arz ediyor. Halini Cenab-ı Hakk'a bir nevi şikayet ediyor. Bunun neticesinde Allah-u Teala rahmet eliyle, inayet eliyle ona yardımcı oluyor. Ve onun eksiklerini tamamlıyor. Onu daha kemale doğru yönlendiriyor. İşte bu manada hayatımız zafiyetlerle ve kuvvet arasında gidiyor, geliyor. Ama en nihayette normal bir ömür yaşayan bir kimse yaşlılık haline de ulaşıyor ve artık o dönemde ayaklarında derman kalmıyor ve artık bileği eskisi kadar güçlü değil, hafızası güçlü değil. Öyle ki kendi adını bile söyleyemeyecek kadar bazen zafiyetler yaşayabiliyor. Ama Allah-u Teala ise alim, yani o her şeyi bilir ve kadir ve gücü her şeye yeter. Demek ki Allah-u Teala'nın insanlarda böyle farklı tecellilerde bulunması, yani zafiyet, kuvvet gibi farklı tecellilerde bulunması kendisinin bu gibi tebettülden, tagayyürden, değişiklikten münezzeh olduğunu göstermiş oluyor. Yani onun ilmi kendi zatındandır. Kendi zatından olduğundan dolayı onun ilminde mertebeler yoktur. Bugün biraz zayıf, yarın kuvvetli
veya bugün kuvvetli yarın zayıf, böyle bir şey söz konusu değildir. Kudret noktasında da Allah-u Teala'nın kudretinde mertebe yoktur. Yani onun kudreti sonsuz bir kudrettir ve her şeye yeten bir kudrettir. Ve ilmin zıttı olan cehalet veya kuvvetin, kudretin zıttı olan acizlik gibi, zafiyet gibi durumlar Cenab-ı Hak için söz konusu değildir. O şu alemde yarattığı farklı şeylerle kendisinin her şeyi bilen olduğunu ve her şeye gücü yettiğini göstermektedir. Biz insanlardaki zafiyet ve güç, yani kuvvet, bunlar Cenab-ı Hakk'ın kuvvetinin birer tecellisidir. Bizde kuvvet hali hakim olduğunda Cenab-ı Hakk'ın kavi isminin, kadir isminin bir tecellisi. Öte yandan zafiyet olduğunda yine kavi, kadir isminin bir tecellisi, ama bu defa zıddiyet itibariyle ilim sahibi olduğumuzda işte Cenab-ı Hakk'ın alim isminin tecellisine mazhar oluyoruz. Allah her şeyi bilir. Biz de bazı şeyleri biliyoruz. Ama bildiklerimizi unuttuğumuzda bu defa zıddiyet noktasında, yani biz bilmiyoruz ama bizi bilen birisi ihtiyaçlarımızı görüyor, karşılıyor. Bu manada Allah-u Teala'nın her şeyi bilen, her şeye gücü yeten olduğunu kendi üzerimizdeki tecellilerde de hissedebiliyoruz. Ve yevme tegûmü sâ'a, kıyamet koptuğu zaman yuksimul mücrimûne, mücrimler yemin ederler. Yani cürüm işlemeyi adet haline getirmiş, ömrü günahlarla geçmiş olan kimseler yemin ederler. Mâ lebithû gayre sâ'a, çok az bir zaman dışında dünyada kalmadıklarına yemin ederler. Ömrü 80'i aşmış birisine sorsak, bu kadar ömür nasıl geçti? Belki de gözünü yumar ve ardından da açar ve bize der ki, evlat işte böyle geçti. Hayat adeta bir göz yumup açmış gibi. İşte günahlar içinde ömrü geçen insanlar her ne kadar 50 yıl, 60 yıl, hatta 80 yıl da yaşasa, diğer aleme gittiklerinde sanki dünyada birkaç saat kalmış gibi hatırlarına böyle gelecek. Aslında az bir ömür de değil. 70-80 yıllık ömür epey bir ömürdür. Ama diğer aleme gidildiğinde insana demek ki böyle gelecek. Hatta bu dünyada da böyle geliyor. Geriye dönüp baktığımızda hayatımız adeta bir rüya gibi gelip geçmiş tarzda bize görülüyor. Demek ki diğer alemde insanlar bunu daha yakından hissedecekler. Ve günahlarla geçen bir ömrü sanki birkaç saatlik veya çok kısa bir an gibi böyle değerlendirecekler. Kezalike kanu fekun, işte bunun gibi onlar haktan çevriliyorlardı. Hak yoldan bu şekilde onlar dönmekte ve çevrilmekte idiler. Yani dünyada da dünyanın nasıl geçtiğini bilemediler. Ahirette de yine dünyayı değerlendirirken kendilerine bir saat gibi gelecek ve bu şekilde Hakka tam isabet edememiş olacaklar. Ve kâle ellezîne ûtul ilm vel îmân, kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar, onlar derler ki lekad lebistum fî kitâbillâh ilâ yevmil ba'th. Siz Allah'ın kitabında, Allah'ın yazısında, takdirinde ba'th gününe kadar, diriliş gününe kadar kaldınız. Yani o kadar da bir saatlik bir süre değil. Uzun bir zaman geçti. Dünyada diyelim 70 yıl, 80 yıl bir ömür sürdünüz ve ta kıyamet kopuncaya kadar da kabirlerde epey beklediniz. Yani onlar işin hakikatini ifade edecekler. فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ, işte bu bağız günüdür, diriliş günüdür. وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, lakin siz bunu bilmiyordunuz. Yani kafir olanlar, ömrünü günahlarda geçiren bu kimseler, günün birinde kabirlerinden kaldırılacaklarını, yeni bir aleme gözlerini açacaklarını bilmiyorlardı. Onlar diyorlardı ki, اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, yani varsa da yoksa da dünya hayatı, نَمُوتُ وَنَحْيَا, ölürüz yaşarız, böyle değerlendiriyorlardı ve kendilerini dünyada
sadece dünyada yaşayacak bir varlık olarak görüyorlardı. Kendilerini bir ahiret yolcusu, bir ebed yolcusu şeklinde telakki etmiyorlardı. Feyevme izin, artık bugün la yenfeullezine zalemu mazıratuhum, bugün o zalim olanlara, günahlara girmek suretiyle kendine yazık etmiş olan bu kimselere mazeretleri fayda vermez. Yani orada mazeret ileri sürmek isterler. Dünyada da suçlu olanlar kendilerine göre mazeret bulurlar ve o mazeretlerin arkasına sığınmaya çalışırlar. Diğer alemde de şu dünya hayatında günahlarla, isyanlarla ömrünü geçirenler demek ki mazeret ileri sürecekler ama bu mazeret onlara fayda vermeyecek. Velahum yustaatabun, ve onlara bir hazırlık yapmaları için, tekrar dünyaya dönüp de ahiret için hazırlanmalarına fırsat da verilmez. Onlardan böyle bir şey talep edilmez. Yani insan dünyaya bir defa gelir. Artık bu dünyadan gittikten sonra tekrar dünyaya dönüş yoktur. Malum bu Hint dinlerinde ve felsefi bazı sistemlerde, tasavvufi bazı Hint tasavvufunun bazı ekollerinde genelde ruh göçü tarzında tenasüh fikri var veya reenkarnasyon da deniliyor. Ve bir insan diyelim dünyada kötü bir halde yaşamışsa daha sonra ruhunun diyelim bir hayvana geçtiği, diyelim bir domuz olarak bir miktar yaşadığı, domuz olarak öldükten sonra diyelim tekrar insana ruhu geçiyor. Bu defa belki kendini kurtarabiliyor. Bu manada ta Nirvana'ya ulaşıncaya kadar pek çok merhalelerden geçtiğini söylüyorlar. Bu manada bir takım kabulleri var. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman görüyoruz ki insan bu dünyaya bir defa gönderilir. Dünyada gerçi kendisine zaman zaman fırsatlar verilir. Yeni yeni fırsatlar verilir. Ama artık can boğaza geldikten sonra yeni bir fırsat verilmeyecektir. Tekrar dünyaya dönüş söz konusu değildir. Bu açıdan ne yapacaksak bu dünyada yapmak gerekiyor ve ne şekilde değerlendirmek gerekiyorsa ona göre zamanı dolu dolu değerlendirmek gerekiyor. Yoksa diğer alemde insan pişman olacaktır. Bu pişmanlık fayda vermeyecektir. Her şey yerinde güzel, zamanında güzel. Şu dünya hayatında da dünyayı ahiretin bir tarlası olarak görmek, ona göre ekip biçmek en güzeli. Burada iyilik tohumları serptiğimizde diğer alemde bunun mükafatını alacağız. Kötülük tohumu serpenler de bunun cezasını görecekler. İşte diğer aleme varıldığında bazılarının mazeret beyan etmesi, yani mücrimlerin, günahkarların mazeret beyan etmeleri geçerli sayılmayacak ve tekrar da dünyaya döndürülmeyecekler. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Andolsun ki bu Kur'an'da biz her türlü meseli, yani her türlü misal, örneği onlara getirdik. Darbu mesellerle, değişik şekillerde onlara anlattık. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ, sen onlara bir ayet getirsen, لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, o inkar edenler, kafir olanlar derler ki اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْتِلُونَ, siz ancak batıl yolda olan kimselersiniz. Yani batıl yolda olanlar kendilerini batıl yolda görmez, doğru bir yolda zannederler, hak bir yolda zannederler ve peygamberlere diyelim ki siz batıl yoldasınız derler veya peygamber yolunun yolcularına siz batıl yoldasınız derler. Bunun en tipik örneklerinden birisini Firavun'un bir cümlesinde görmekteyiz. Firavun ene rabbikümül ala diyen, kendini Rab telakki eden ve başkalarına da kabul ettirmeye çalışan zorba bir diktatör. Hazreti Musa bir peygamber olarak karşısına gelince Hazreti Musa'ya diyor ki ente minel kafirin, sen kafirlerdensin. Yani en büyük bir kafir, en büyük bir peygambere haşa kafir diyor. Kendisi kafir ama karşı tarafı küfür ve küfran ile suçluyor. Bu ayette de batıl yolda olan kimselerin hak yolda olanları batıl yolda görmeleri, bu noktada kendilerini düzeltmeleri gerekirken
tutup da karşı tarafı yanlış değerlendirmeleri söz konusu. Kezalike bu şekilde yatba'ullahu ala gulubillezine la ya'lemun. Allah bilmeyen, ilimden nasibi olmayan kimselerin kalplerini işte böyle mühürler. Yani Allahu Teala'nın kalpleri mühürlemesi değişik yerlerde, Kur'an'ın değişik yerlerinde bize anlatılan bir durumdur. Bunu önce göz, kulak gibi oralardan misalle ifade etmeye çalışayım. Bir kimsenin eğer gözü kapatılmışsa artık o kimse bir şey göremez. Kulağında problem varsa sesleri duyamaz. Dilinde problem varsa tatları alamaz, ayırt edemez. Yani diyelim ki dilinde rahatsızlık var. Bundan dolayı yediği her şey kendisine tatsız geliyor. Bu kimse hüküm verirken daima yanlış hüküm verecektir. Ne kadar lezzetli bir şey de önüne konulsa bunun tadı yok diyecektir. Bu gerçekte o şeyin tadı olmadığından değil. Gerçekte o şeyin tadı var ama o kimse kendinde problem yaşıyor. Kendinin ağzının tadı bozulmuş. İşte kafirlerin de bu noktada fikirlerinin ve hislerinin merkezi durumunda olan kalplerinin mühürlenmesi söz konusu. Böyle olunca artık o kalple iman edemiyorlar. O kalple Allah'a muhabbet edemiyorlar. O kalple Allah namına sevilmesi gereken şeyleri sevemiyorlar. Ve problem onların kalp gözünün kapalı olması. Problem onların zihni melekelerinin problemli olması. Bundan dolayı bütün değerlendirmeleri yanlış oluyor. Diyelim metrenin belli bir ölçüsü vardır, standartı vardır. O standarta göre ölçersek doğru ölçmüş oluruz. Ama kendi keyfimize göre şu kadara diyelim metre dersek bütün ölçümlerimiz yanlış olur. Demek ki kafir olanlar yanlış bir takım ölçüler benimsemişler. Bundan dolayı da verdikleri hükümlerde hep yanlış hükme varıyorlar. Mesela diyorlar ki işte varsa da yoksa da dünya hayatı, daha ilerisi yok. Bu yanlış bir hüküm. Yani daha ilerisi neden olmasın? Ana rahmindeyken bunlara sorulsa dünyayı inkar ederlerdi. Ama geldiler, gördüler. Gerçekten dünya varmış. Şu anda da dünyanın rahmindeyiz. Ahireti inkar etmenin herhangi bir mantığı yok. Öte yandan bunlar gözleriyle görmediklerini reddederler. Ve bu cümleden olmak üzere diyelim melekler yoktur derler. Ama onların melekler yoktur demesiyle melekler yok olacak değil. Ama onlar iman etmemiş olurlar. Ve onların kalbi meleklere iman hakikatine ulaşamamış olur. Kalpleri buna kapalı kalır. Ve manen mühürlü olduğundan o kalbe böyle bir iman girmemiş olur. Bir insan günün ortasında simsiyah böyle perdelerle evinin perdelerini çekip kapatmışsa elbette gün ortasında karanlıkta kalacaktır. Bu tamamen onun kendi suçudur. Ne zaman ki perdeyi şöyle bir aralasa içeriye ışık dolmaya başlayacaktır. İşte bir kısım kalplerin mühürlenmesi durup dururken bir mühürlenme değildir. Allah yaptıklarına bir ceza olarak onların kalplerini artık oraya iman girmez, oraya Allah'ın muhabbeti girmez, oraya gerçekler girmez bir hale getirmiştir. Ama bunlar kendi iradeleriyle Hakk'a yönelseler Allah'ın hidayetini hazır olarak bulacaklardır ve o zaman dalaletten hidayete geçmiş olacaklardır. Fasbir ey peygamber, öyleyse sen sabret. İnne vaadallahi hak, şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Ve la yestahiffenneke ellezine la yuqinun, yakinen inanmayanlar sakın seni hafifliğe sevk etmesinler. Yani seni bir şekke, bir tereddüde seni sevk etmesinler. Veya onların bir takım yanlış hareketleri seni de yanlış bir harekete sevk etmesin. İşte Allah-u Teala mesela İslam'ın galebesini haber veriyor. Ben ve peygamberlerim galip gelecek diyor. Bizim ordularımız galiptirler diyor. Akibet müttakilerindir diyor. Ama öte yandan küfür yolunda gidenler başka şeyler söylüyor.
Ey peygamber ve ey o yolda gidenler, o gibilerin sözleri sakın sizi tereddüde sevk etmesin. Allah'ın vaadi haktır ve Allah'ın vaadi tahakkuk edecektir. Ve gerçekten de etmiştir. Allah-u Teala İslam dininin bütün dinlere galip olacağını haber vermiştir. Daha peygamberimizin hayatında İslamiyet en azından o çevrede hakim olmuş, galip olmuştur. Ve devamında da yine dünyanın her tarafında ilerlemeye, neşrolmaya devam etmektedir. Değerli izleyenlerim, böylece bir sureyi daha tamamlamış olduk. Rum suresini. Bir başka programımızda diğer bir sureden yolumuza devam edeceğiz. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.